Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Dünya Map'i. M'ye bastığımız zaman karşımıza gelen kısım. Bastığım vakitte sol tarafın kapalı olduğunu görmekteyim. Karşımda açık olan kısım renkleri gözükmekte. Aşağıda zoom in, zoom out yapacağımız bir seçenek bulunmakta. En dışa aldığımız zaman yapay zekanın, yani taraf oyun boyunca tarafsız bölgelerin olduğunu yerleri görmekteyim. Buralara istediğim zaman gidip birimi iyileştirmesi veya yiyecek takviyesi yapabilirim. Sağ tarafta diğer ayarlar mevcut. Sağda gözükmesi, diplomasi gözükmesi falan. İşaretler, haneden grup işaretleri gözlenebiliyor. Hemen sağ üst köşede bayrağı tıklayarak da bölge savaşı ekranına bakabiliyorsunuz. Yani bölge savaşında atıyorum saldırılan, savunulan yer varsa bu kısımda yer alıyor. Hemen legend bilgileri de sağ altta şehir bilgisine tıklayarak açabiliyoruz. Hani hangi simgenin neyi temsil ettiğini buradan bulabiliriz. Ee, baktığımız zaman bir tık zoomladığımda e, ana şehirden yola çıkarak bahsedeyim. Burada e, bazı üretimler yapabiliyoruz. Hemen üstüne tıkladığım zaman sol tarafta zaten e, kısa bilgisi yer alıyor. Leveli Hemen yazmakta mouse üstüne getirdiğimiz zaman da yazdığını görmekteyiz. Yiyecek stoğu, nüfusu ve diğer bilgileri yer alıyor. Hemen orada aynı şekilde üstüne tıktığınız zaman gelen kısımda da bu bilgiler yer almakta. Hemen aşağıda genel bakış diye bir kısım var. Oraya tıklıyoruz. Burada bu şehre gitmeden önce mesela atıyorum ben şu an oradayım. Orası değil de nereye bakalım? Anniyang'a bakalım. Veya daha küçük bir şehir olsun. Tisibe'ye bakalım. Buraya tıkladığım zaman hemen solda optimal balista ve tiserek birim tesisatı üretebildiğimi görmekteyim. Aynı şekilde diğer yerlere tıkladığımda da mesela burada Mado ile keşik varmış. Bir başka yere baktığımda burada çıkmadı. Buralarda optimaller varmış. İmparatorluk okçusu ve silahşörler yani bu hangi birim tesisatına ihtiyacınız varsa onun gerekli materyallerini toplayıp ilgili şehre giderek orada bunun üretimini gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyacınız yoksa bile bunu üretip burada keşik varmış mesela bunu üretip satabilirsiniz aynı şekilde. Buradan da bir gümüş kasabilirsiniz. Dediğim gibi genel bakış kısmına tıklayarak oraya gitmeden dizleri e, dizleriyle konuşuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir ekran karşımıza geliyor. Burada yine leveli falan filan yazıyor. Aşağıda yine e, e, ekonomisi yer alıyor. Yerel ürünler dediği kısım buraya gittiğiniz zaman üretebileceğiniz birim tesisatları, Bunlara, Bunlar peşinden gidecekseniz, bunlardan bir gümüş kazanmak istiyorsanız hangi şehirde ne üretildiğine dikkat etmeniz gerekir. Hemen yukarıda yurtluk görevleri yer alır. Bunun da kullanım şekli şu şekildedir. Hemen mesela bir tık daha zoomlayayım. Kendi olduğum bölgeye bakayım. Daicheng'deyim ben şu anda. Ben gittim örneğin Koyun derisine gittim topladım. Tomrukçu'ya gittim topladım. Köy çiftliğine gittim topladım. Bunları teslim etmek istiyorum. Ancak nereye vereceğim bilmiyorum. Hemen bir tık geri çekerim. Burada yakın civarda öncelikle bunları tıklayarak kontrolümü ederim. Burada dikkat etmem gereken husus nedir diye sorarsanız bunların üstüne tıkladığımda şu aşağıdaki genel bakışın üzerine bir ünlem yanıyorsa orada bir yurtluk görevi yurtluk görevini karşılayacak bir malzemeyi toplamışım demektir. Yani ben bunları şöyle tıklayıp gezerim. Eğer ki burada bir ünlem yazıyorsa tekrar içerisine girip yurtluk görevi derip, hangi görevin ünlemi yanıyorsa işte o göreve bakarım. İstediği şeyi verebileceksem, vermek istiyorsam daha doğrusu oraya gidip bunu teslim edebilirim. Hemen bir örnek yapabilir miyiz diye bir bakayım. Ee, ağır toptan başka bir şey yok. toplama yapmamışım. O yüzden örneklendiremedim. Kusura bakmayın. Bahsettiğim gibi içine kadar zoomladığınızda toplama yerleri çıkmakta. Bunların renkleri gün gün değişmekte. Gri olanlar bir sonraki gün yeşil. Mavi olanlar işte bir sonraki gün mor. Morlar da tekrar griye başa dönmekte. Buralardan toplama yaparak birim tesisat üretimi sağlayabilirsiniz. Ağır top üretimi sağlayabilirsiniz. Yurtluk görevleri aynı şekilde yapabilirsiniz. Onun haricinde... Başka da bir durum yok sanırım aklıma gelen. Hanedanınızın bir toprağı varsa atıyorum Nandoğu sizin toprağınızdır, hanedanınıza aittir. Sürekli buranın yurtluk görevini yaparak buranın level 3 diye göstermekte levelini arttırabilirsiniz. Leveli artan şehirler, köyler, kasabalar artık her neyse daha fazla nüfuz vermeye başlar. Bu nüfuzu arttırarak Hani dağınızın e, sahip olduğu nüfusu arttırabilirsiniz. Sezon sonunda kazanılacak ödüllerde, e, ödüllerde alacağınız miktarlar artar. E, yani bahsedeceklerim bu şekilde dünya birliği ile ilgili. Atladığım bir şey varsa, aklınıza takılan bir kısım varsa lütfen burada e, yorumlardan yazmayı unutmayın. E, canlı yayınlarımız oluyor zaman zaman. E, katılmayı da ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.